Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz denilebilir. Burası aslında Cumhuriyet Mahallesi ama Altınkum sahiline çok daha yakın bir bölge olduğu için Altınkum olarak adlandırılıyor. Çok güzel bir villa gezeceğiz. 310 metrekare köşe konumda. Ön tarafımız ham toprak yani bir devlet arazisi. İki tarafımızda yol. İki tane girişimiz var. Havuzlu, 5+1 teraslı. Çok güzel bir villa gezeceğiz. Fiyatımız 19 milyon. Çorum'u yine bulduk. 19 milyonda bizi durduran neydi bilmiyoruz ama 19 milyona satılıp güzel bir villa izleyeceksiniz. Araç park yerimiz mevcut. Bölge olarak arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi bu bölge Didim'in çoğu bölgesinden çok daha iyi bir bölge. Denize yakınlığı olsun, çevrede oturan insanlar olsun ve yapılaşmanın hep aynı kat seviyesinde gittiği bir bölge olarak bence en iyi bölgelerden bir tanesi. Yani Altınkum'a maksimum 1 kilometrelik bir mesafemiz var. Altınkum'da bildiğiniz gibi Didim'in en değerli bölgesi. Araç park yerimiz burada, araç girişimiz burada. Otomatik bir kapıyla giriş çıkış yapıyoruz. Burada güzel bir havuzumuz var. Kusura bakmayın biraz üşütmüşüm. Sesimde belki böyle biraz daha boğuk bir ses geliyor olabilir arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bağıra bağıra konuşmaya çalışacağım. Güzel bir havuzumuz var. Havuzun yanında harika bir kamelya yapılmış. Bodrum beziyle yanlar kapatılabilir ya da tamamen kış bahçesi gibi kapatılabilir. Güzel bir ev sahibi olacaksınız. Bütün bölgeyi, bütün evin etrafını gezelim. Şimdi duvarın içerisinden akıntıyı vermişler. Harika bir görüntü var. Havuz motoru çalışmadığı için şu an böyle az su akıyor ama normalde havuz motoru çalıştığında çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Burada da bir duş alanımız var. Belki yanlardan kapatıp sadece şu ön taraftan açık bırakabilirsiniz burayı. Daha izole olsun isterseniz. Ya da duvarları çimçitle bir tık daha yükseltebilirsiniz. Gayet güzel bir ev. Salon mutfak ayrı olması tabii ki büyük bir avantaj. 19 milyon TL bence hakkıdır. Bu bölgede 300 metrekare arsalar ne kadar? 7 milyon civarında başlıyor arkadaşlar. 300 metrekare arsalar ama bulunmuyor tabii. Onu da söyleyelim. Bu bölgede arsa bulmak inanın İsrail'den toprak almak kadar zor bir şey. Gerçekten çok zor. Çünkü bölge çok tutulan bir bölge. Alan kişiler de zamanında almış arsayı satmıyorlar. 7-8 milyon arsa bulduk aldık diyelim. Bu evin maliyeti de ortalama 6-7 milyon civarında. Yani 14-15 milyon civarında bir maliyet söz konusu. Tabii bunun müteahhit de geçen sene aldı bu arsayı, inşaatını yaptı, bir para harcadı ve bir beklenti içerisinde. Çok da büyük bir kar bence beklemiyor. Pazarlık da mevcut. Pazarlıkla güzel bir fiyata da alınabilir. Bu sayede çok daha mantıklı bir ev sahibi olabilirsiniz. Bazı bölgelerde diyorum ya arsa alın evinizi kendiniz yapın ama bu bölgeler için geçerli değil arkadaşlar. Bu bölgelerde arsa almak, arsa bulmak çok zor. Arka tarafta çim yapılmamış. Bunun nedenini sordum. İsteyen olursa çim yaparız diyor. Çünkü kuruyor diyor, bakım olmuyor diyor. Ya da genelde burada ev sahiplerinin tamamı yazlık olarak kullandığı için ilerleyen günlerde de kuruyor diyor. Bu yüzden arkadaşlar isterseniz çim serdirilebilir, isterseniz de farklı bir metot uygulanılabilir ya da çakıl taşları kaplanılabilir. Yani aldıktan sonra kararını siz vereceksiniz. Çok güzel meyve ağaçlarımız var. Burada sabit bir barbekü yapılmış, güzel olmuş. Araç park yerimizin tam karşıda olduğunu söylemiştik. Orta kısımda da yani diğer yolda da yaya girişimiz var. Etrafı da tamamen seramik yapmışlar ki daha güzel olmuş, tertemiz bir alan haline gelmiş. Mutfaktan çıkabileceğimiz teras alanımız burası. İstenirse buraya da bir yemek masası bırakılabilir. Otomatik panjurlu. Burada da panjur sistemi var. Yani giderken buradaki panjuru indirdiğinizde çok daha iyi olacaktır ki şu kapıda tozlanmamış olur. Şimdi giriş kısmında güzel bir antremiz var. Seni şöyle alayım. Kapıyı kapattıktan sonra tanıtalım. Kanatlı bir kapıyla giriş yapıyorsunuz. İki tarafına da küçük kanatlar yerleştirilmiş. Bunlar özel kapılar. Biraz daha bekliyorsunuz bu kapıları. Ben 100 gün bekledim. Sur kapıdan arkadaşlar. Yani bir eve başlıyorsanız kapı siparişini eğer özel yaptıracaksanız şimdiden verin. Sonra çok problem yaşıyorsunuz. Kale kapı da 45 gün dedi bana o gün. Sur kapı da 45 gün dedi ama 100 günde geldi. Kaleden de alsak büyük ihtimal 70-80 günde gelecekti. Sağ tarafta güzel bir vestiyer yerimiz var. Gayet de şık duruyor. Artı oturma yeri yapılmış. Altına da çekmece bırakılmış. Üst tarafta gergi tamam. Bir tane de led detay bırakılmış, güzel olmuş. Dresuarımız hemen sol tarafa yerleştirilmiş. Belki bir tık daha büyük bir ayna olabilirmiş burada. Boy aynası olarak da kullanılabilirmiş. Gayet güzel, tertemiz. Şık bir ev.
Gördüğün gibi seramikler böyle farklı olmuş. Ortada bir göbek oluşturulmuş. Yine seramikler, siyah seramiklerden dönülmüş etrafında. Güzel olmuş. İlk önce salona bakalım mı? Burada güzel bir salonumuz var. 25 metrekare civarında, 30 metrekare ile 25 metrekare arasında bir salona sahip olacaksınız. Televizyon ünitesi ahşap ve beyaz tercih edilmiş. Yine burada baklava dilim ayna kullanılmış. Dekor olarak güzel duruyor. Manda gözü dediğimiz spotlardan ortaya bir sadece böyle bırakılmış, güzel durmuş. Yani her tarafı boğmamışlar bu ışıkla. Farklı olmuş, güzel olmuş. Burada da yeteri kadar priz var. Tabii ki televizyon tesisatı, internet altyapısı, bunların hepsi burada mevcut. Artı buradan dışarıya da çıkabiliyoruz. Ve şunu da gösterelim. Şu sineklik mevzusu gerçekten olması gereken bir şey. Yazlık bölgede yaşıyorsanız sineklik kesinlikle olmalı. Eğer yoksa da müteahhit firmadan isteyin, yapsınlar. Onlar daha ucuza yaptırabilir. Siz yaptırırsanız artı cebinizden para çıkacak ve daha pahalı yaptıracaksınız. Hemen şöyle güzel bir led detay burada da var. Televizyon ünitesinin üst tarafında. Yani akşam otururken sadece şu led ve manda gözü şuradaki spotları açıp rahat rahat oturabilirsiniz. Yine çift kanatlı bir kapıyla salona giriş yapıyorsunuz. Doğalgaz tesisatı da mevcut bu arada. Hemen şöyle bir merdiven altı lavaboyu gösterelim. Gayet güzel. Misafirlerin kullanabileceği. Ya bu başka türlü olmuyor arkadaşlar. Yani bu merdiven altını değerlendirmeniz lazım. Ya salondan ya da mutfaktan, metrekareden kaybetmek yerine burayı değerlendirmek çok daha mantıklı. Tabii eğimine göre. Bazıları çok eğimli olduğu için kullanılmıyor ama bu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi için tesisatı oraya bırakmışlar. GPD marka musluklar kullanılmış. Hemen şöyle mutfak kısmına bir bakalım. Gerçekten güzel olmuş. Beyaz mutfak buraya yakışmış. Neden? Her taraf beyaz değil. Zeminde bir siyah detay var. Yani siyah detayla zaten burada gri renkte olan prizler birbiriyle uyumlu, doğramalar birbiriyle uyumlu hale getirilmiş. Güzel olmuş. Chimstone bir tezgah var. U şeklinde bir mutfak yapılmış. Karşı boş bırakılmış. Belki oraya bir yemek masası yerleştirebilirsiniz. LED spot aydınlatmalar mevcut. Mikrodalga ve fırın yerimiz, buzdolabı yerimiz hazır. Zaten burada da şöyle bir ocak kesme yerimiz var. Bak şunu bir gösterelim mi? Şu çok önemli aslında ya. Bunu çoğu kişi yapmıyor. Yani şu olay arkadaşlar, şu para değil ama çoğu evde göremiyoruz. Yani bunu mutfakçı normalde getirip yapması gerekiyor. Gayet de güzel. Bir de mesela şimdi ev alıyorsunuz ya, şöyle bir durum var. Ev aldığınızda bakıyorsunuz, geçen de başıma geldi, mutfak dolabı yavaş kullandığınızda kapanmıyor. Bunlar zaten içerideki hava sirkülasyonuyla birlikte kapandığı için sertle kapatsanız problem olmaz. Bunu da söylemiş olurum. Şöyle güzel de bir alanımız var. Burayı da istediğiniz gibi yemek masası olarak değerlendirebilirsiniz ya da dış tarafa çıkabilirsiniz. Devam edelim yukarıya. Gergi tavan burada var. Bak çok güzel olmuş. Yağmur damlaları şeklinde. Hemen bir orta kata bakalım. Hızlıca sonra en üst kata çıkalım. Gayet güzel bir orta katımız var. 3 adet odamız, bir tane genel kullanım banyo lavabomuz mevcut. Gayet geniş bir alan ve burada yine böyle baklava dilimi ayna kullanılmış. Şöyle yapalım, ilk önce şu odadan başlayalım. Güzel bir oda var arkadaşlar burada. Ebeveyn banyolu güzel şık bir oda. Yine salondaki gibi manda gözü spotlardan yerleştirilmiş. Geniş bir kullanımı var. 60'a 120 seramik kullanılmış. Klima tesisatları bunun altında. Onu söyleyelim. Böyle güzel bir yatak başlığı. Sağ tarafa dolap yerleştirebilirsiniz. Bence yeterli bir alan var. Şurada da bir çelik kasamız var. Bu da güzel. Yani çok bir para yerleştiremeyebilirsiniz ama içerisine. Yani şimdi açılmıyor zaten. Çok bir para yerleştiremeyebilirsiniz ama böyle küçük ziynet eşyaları ya da bir silah varsa evde çocukların ulaşmaması için güzel olmuş. Gelelim ebeveyn banyosuna. Vitra'nın gömme rezervuarı, GPD musluk. Bak şu olaya bayılıyorum. Chimstone kullanılmış. Dolapların üstüne Chimstone koydurun. Neden? Çünkü bu dolaplar böyle elinizi yıkadıkça yan taraflara su sıçrıyor. Ve bu su bir süre sonra bu dolabı kullanılmaz hale getiriyor. Bu su niye böyle aktı? Ha, düzeldi. Borunun içindeki atmış. Burada su sorunu yok arkadaşlar. Bu bölgede yok. Şuna bakar mısın? Dev gibi bir duşakabin. Böyle bir duşakabin ben ilk defa görüyorum. Gerçekten harika bir duşakabine sahip olacaksınız ki. Niş'te yapılmış. Tescan'ın ürünleri.
Yani 60-120 santim zaten iki tane seramik yerleştirilmiş artı bir 10 santim de burada var. 130 santimlik bir boşluk var. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz burada. Yarım cam da olurmuş buraya. Yine havalandırma dışarıya bırakılmış. O da güzel. Şöyle bir balkonumuz var. Balkona da bir bakalım. Bu bölge güzel, nezih, temiz bir bölge arkadaşlar. Bu bölge gerçekten tutulabilen bir bölge. Bu yüzden bu bölgeyi geldi insanlar çok daha tercih ediyor. Ve bu bölgede satılık olan portföyler çok kısa sürede satılıyor. Gayet güzel bir balkonumuz var burada. Balkonu kapattırabilirsiniz ama tabii ki bahçeniz var. Çok da gerekli mi? Bence gereksiz. Şu LED'i bir gösterir misin? Bak o LED detayı çok güzel oluyor. Şuradaki LED harika duruyor. İşte yatak başlığında kitap okuma ışığı olarak kullanılır. Tekrar bir abajur ya da apliye ihtiyacınız kalmıyor. Hemen şöyle genel kullanım banyo lavaboya bir bakalım. Çünkü benim de gücüm bitmek üzere. Artık böyle pil ömrünüz bitmek üzere diye geliyor ya genelde. Bizim de şu an öyle arkadaşlar. İnanın çok rahatsızım. Sıcak soğuk sıcak soğuk. Burada Vitra'nın gömme rezervuarı ve güzel bir duş alanımız var. Duş alanının içine girelim çünkü çok geniş. Bunu böyle göstermemiz lazım. Yine chimstone yapılmış. Dolabımız harika duruyor. Bence çamaşır makinesini yukarıya koymak çok daha mantıklı. Aşağı indirmektense yukarıya taşımak eşyaları güzel olabilir. Geldik diğer odaya. Bu odalar laminant olarak tercih edilmiş. Tabi isterseniz seramik de yapılabilir. Burada güzel bir yatak başlığımız ve dolap istediğiniz tarafa yerleştirebilirsiniz. Yeteri kadar alan var ama sol taraf daha mantıklı geliyor. Artı burada da balkon var. Her odada balkon var. Tabi bu da güzel bir olay. Böyle baktığınızda akbükü net görebiliyorsunuz buradan. Zaten altın kuma da çok yakın dedik. Böyle güzel bir balkonda bu odanın balkonu diyelim ve devam edelim. Hemen yan tarafa bakalım. Yan taraf daha geniş bir oda. Aynalı cam kullanılmış. Dışarıda gördüğümüz aynalı cam burada kullanılmış. Bunları silmek biraz kolay ama zor ama çok şık duruyor. Tabii iki katlı olunca aşağıdan da silinebilir. Çok da problem olmaz yani. İkinci katlı olduğu için en üst katlı olsa problem yaşayabilirdiniz. Yine aynalardan böyle bir dekor verilmiş. Yatak başlığı buraya yerleştirilmiş. Dolap sol tarafa gelebilir ki güzel olacaktır. Şöyle güzel bir perdeyle de harika olur. Buradan az önceki balkona da çıkışımız var. Çıkmayalım zaten gösterdik orayı. Yukarıya doğru devam edelim. Bak yukarıda şu gergi tavan çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel olmuş. Hemen şöyle bir yukarıyı da gösterelim. 5 artı 1 dedik. 2 odamız da burada var. Ve bir de terasımız var. Bakar mısın şu gergi tavana? İşte akşam bu çok güzel gözükür biliyor musun? Sadece bunu yakacaksın. İçerisinde rengarenk renkler var. Gökkuşağı gibi yeşil, mavi, kırmızı, sarı her türlü rengi görebiliyorsunuz. Hemen şöyle soldaki ilk odadan başlayalım. Arkadaşlar burası ister oda ister bir depo gibi kullanılabilir. Zaten şu alt bölüm, eğimli olan bölüm tamamen dolap olarak kullanılmış ve şu çok güzel olmuş. Bak çamaşır makinesinin yeri burada. Yani burayı oda yerine çamaşır odası yapın. Çok güzel olur. Üst tarafına bir de kurutma makinesi koyduğumuzda, yan tarafına da bir ütü masası yerleştirdiğimizdeki havalandırmayı zaten buradan çözebilirsiniz. Ki güzel olacaktır. En azından çamaşırlar sağda solda gözükmemiş olur. Hemen yanındaki odaya bakalım. Burada da güzel bir odamız var. Artı buradan terasa da çıkabiliyoruz ama biz diğer taraftan çıkacağız. Şu LED burada çok güzel yakışmış. Bak tam ortaya yerleştirmişler. Hem arka tarafı hem üst tarafında da LED var. Şimdi buraya da yatağı koyduk. Sol tarafa yine bir dolap. Artı terasa da buradan çıkabiliyoruz. Şimdi bir banyo lavaboya bakıp sonrasında hemen terasa çıkalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Klozetlerin tamamının sarılı olması çok mantıklı. Bak bu çok güzel bir olay aslında. Şimdi atıyorum buraya gelen emlakçılar ya da biz ya da işte inşaatçılar ya da evi gezmeye gelen müşteriler burayı kullanmıyor. Bu da o sağlık konusunda çok daha bence verimli oluyor arkadaşlar. Yani gelip burayı herkes kullanınca biraz sorun yaşayabilirsiniz. Bu yüzden müteahhitlerin bunu sarıyor olması çok mantıklı. Niş var burada. Yine Tesca'nın ürünleri gayet güzel. Havluluğuna kadar her şey hazır burada bak. Havluluğa kadar her şey hazır. Hemen taşınacaksınız. Eşya konusunda zaten bir günlük iş. Geldik terasa. Terasın zaten üstünü kapatmışlar. Size ne kalmış? Yanları isterseniz kapattırmak kalmış. Ama bence güzel olabilir yanları da kapattırırsanız. Çünkü bahçe olan evde genelde teras çok kullanılmıyor. Böyle de bir depomuz var. Kullanmadığınız bütün ürünleri buraya da atabilirsiniz.
Burayı da kapatıp güzel bir yaşam alanına çevirebilirsiniz. Ev gerçekten güzel, şık bir ev. Buradan Akbük'ü görebiliyorsunuz. Didim merkeze de yakın bir mesafede. Çarşıya, pazara da yakın. Hemen şurada zaten gözüküyor. İki tane kule var. Onlar otel arkadaşlar. Daha önce de orayı baz alıp çoğu yeri göstermiştik size. Altınkum sahili zaten orası. Çok da yakın bir mesafe. Yani yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. 19 milyon TL ile şu an satışta. 310 metrekare arsa içerisinde köşe konumda. Didim Yeşilkent yolunda hemen sol tarafta kalıyor.